بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان آية روزة سنة تتماقنا بزدرجة فرض قرغن الله تعالى حمد وسنة برسن Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Alloh subhanahu va taolo buyuk Ramazon oyining kunduzlarida iymon bilan savob umidida tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Bu ro'zalarni oxiratda siz bilan bizning barchamizga shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Buyuk Ramazon oyining kechalarida bedor bo'lib o'tkazayotgan xatmi Qur'onlarimizni Alloh taolo o'zi dargohida qabul aylasin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Azizlar, Allohning lutfi karami yordami bilan bu muborak oyda o'tkazayotgan Allohning zikri ila qalblar orom topur deb aytilgan turkum sohbatlarimizni davom ettiramiz. Avval ham bir qancha bor takror aytganimiz kabi bu suhbatlardan ko'zlagan maqsadimiz zikr bobida sunnatga amal qilish, turli soxta bir ta'limotlardan, noto'g'ri yo'lda yurganlardan bu ma'noda ta'sirlanib qolmaslik, balki hadisi sharif, shariatimiz ko'rsatmasi va tariqatni tutgan mashoyixlarimizni tutgan yo'lidan borishni o'rganish. Maqsad shu. Kecha virt nima to'g'risi ekani to'g'risida suhbat qilgan edik. Bugun Naqshbandiya tariqatida har bir insonga istasa albatta virt qilib taqdim qilingan zikrlarni qisqacha eslab o'tamiz. Birinchi kundalik vazifa sifatida har bir zokir inson o'zi istasa, demak 100 marta astagfirullohal azim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum va atubu ilayhi degan zikrni 100 marta takrorlaydi. Avvalgi aytib o'tganimizdek tahorat bilan, odob bilan cho'kilib o'tirib, qiblaga qaragan holda ixlos bilan aytadi. Mana shu demak 100 marta aytiladi. Bir kunlik vazifani bittasi shu. Bu havodan olingani yo'q, kimdir o'zi o'ylab chiqargani yo'q, balki Rasuli akram alayhissalotu vassalomning hadislari. Hozirga aytilgan gap shu. Kim 100 marta astagfirullohal azim allazi la ilaha illa hu alhayyul qayyum va atubu ilay desa. Demak, o'sha odamni deydilar Rasul akram alayhissalotu vassalom, gunohlari agar urushdan qochgan bo'lsa ham kechiriladi. Urushdan qochish, vatanni himoyasidan qochish eng katta gunohlardan hisoblanadi. U gunohni kechirilish qiyin. Lekin mana shu narsani 100 marta ixlos bilan aytsa, o'sha gunohni ham kechirilishi bor. Bu degani nima degani? Hay, tirik, qayyum, har bir narsani tutib turuvchi qoyim zot bo'lgan ulug' Allohdan gunohimni kechirishini so'rayman va u zotga tavba qilaman degan gap. Ana buni aytdikki, istig'forni, astag'firullohni o'zini fazli katta, nihoyatda ulug' narsa. İnsanın kalbini poklaydı, insanın günahlarını yuvulup,
qalbidagi mag'orini ketishni sababchisi bo'ladi va hokazolar. Ana mana shu doim har kuni 100 marta aytadigan vazifalardan biri xohlaganlar qilsin. Qilmaganlarning o'zining ishi. Lekin Allohga qurbat hosil qilaman, gunohlarimni kechirilishini xohlayman, ko'proq ajr olishni istayman, savob olishni istayman desa, ana qilsin, marhamat. Nafl ibodat. İkincisi, La ilahe illallah'ını 100 madde aytish. Hatta o şey avvalgi şartlar bilan. La ilahe illallah nimaligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu kalimatul tavhid. Bu tahlil deyiladi. La ilahe illallah'ını qisqasiga tahlil deyiladi. Tahlil aytib turinglar desa, La ilahe illallah'ını takrarlab turinglar degan bo'ladi. Palonchini oldiga borsam tahlil aytayotgan ekan desa, La ilaha illallohni aytayotgan ekan degani bo'ladi. Ana La ilaha illalloh shahodat kalimasi. Allohdan o'zga ilohu ma'bud yo'q. Dunyoda ibodatga sazovor faqat yolg'iz Allohning o'zi bor deyish. Shu so'z bilan inson musulmon bo'ladi. Shunga aytishga qudrati yetib turib aytmasa musulmon bo'lmaydi. Shahodat kalimasining asosi shu. Azonning asosi shu. Iqoma takbirning asosi shu. Tashahhudning asosi shu. Hamma narsaning asosi shu. Buni ham Rasul akram alayhisolatu vasallam zikr qilib aytishini aytganlar va aytganlarki, agar gunohi kabirani qilmagan bo'lsa shu odam gunohlari hammasi kechiriladi. Shuning uchun gunohi kabiradan juda ehtiyot bo'lish kerak katta gunohlardan. La ilahe illallohni fazli to'g'risida qator-qator hadislar kelgan. Juda ko'p hadislar kelgan. Ana inson doim mana shuni esda tutishi va kundalik vazifa sifatida albatta haligi niyat bilan avvalgi astag'firullohil azim bilan qo'shib 100 marta aytib qo'yish lozim bo'ladi, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Uchinchisi, Rasuli Akram alayhissalotu vassalomga salovat aytish. Namozni o'qiydigan Allohumma solli ala Muhammadinni nima qilish kerak? 100 marta Rasuli Akram alayhissalotu vassalomga salovat tarzida aytish kerak. Rasuli Akram alayhissalotu vassalomga ummatman degan insonni u zotga salovat aytishi Qur'oni Karim Allohni zikridan keyin eng afzal ish hisoblanadi. Birinchi o'rinda Qur'oni Karim tilovat turadi. Ikkinchi o'rinda Allohning zikri turadi. Uchinchi o'rinda Rasul akram alayhissalotu vassalomga salovat aytish turadi. Bu salovat aytishni Alloh buyurgan. Qur'onda buyurgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما البتة الله وأنين فرستلار نبيك صلوات عيترلار أي إيمان كرترجلار سيزدار موزاتك صلوات عيترلار سلام يباريلار دين الله تعالى Salavat sözü dua manasını anglatadi. Allah'tan bo'lsa rahmat manasını anglatadi. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz Muhammad aleyhissalatu vesselam'ga salavat aytishi u zotga o'zining rahmatini yuborishi, nozil qilishi, u kishini martabasini ko'tarishi, u kishiga barcha yaxshiliklarni ravo ko'rishi ma'nolarida anglanadi. Farishtalarni Rasul akram alayhissalotu vassalomga salovat aytishlari u kishiga haqlariga duo qilishlari bo'ladi. Mo'min musulmon ummatni o'zining sevikli payg'ambari Muhammad alayhissalomga salovat aytishi esa bu duo bo'ladi, lekin
Bu yerde cüzdülen nazik nerse var. Allah Subhanahu ve Teala Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat aitip özünün rahmetini yubarıp durup da merhametini nazir kıp durup da bütün hayratını verip durup da. Farişteler aitip durup da. Şimdi biz bir hoşçakalın aciz bendelerinin salavatı değil mi? Ha. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bizi salavatımızda muhtaç mesler. Biz o zatke salavat aitişke hacetmemiz. Biz muhtaçız. Biz o şu zatke salavat aitip savab kesip kılamız. Acil olamız. Mertebemiz kütarladı. Yapmana şiirde. Hadis-i şeriflerde aitilerde kim? Menge bir salavat aysa dediler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Men onge 10 salavat aydı. Başka bir hadiste kim Peygamber'e bir salavat aysa Allah onge 10 salavat aydı. Demek Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat, salam aytıp biz özümüzge yakışık kılamız. O kişinin barakatından fayda tapamız. O kişinin hasanatlarından bahramant bulamız. O'zimizni martabamizni yuqorilashiga Alloh bizga shunaqa yo'lni ochib qo'ygan. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamga salovat aytishni haligi aytganimizda Qur'oni Karim Allohning zikridan keyin 3-chi o'ringa qo'yilgan savobli ishga aylantirilgan. Shuning uchun o'sha Qur'on oyatidan kelib aytiladiki, Rasuli Akram alayhissalotu vassalomga salovat aytish farz. Umrida bir marta farz. Qolgan paytida esa Rasululloh alayhissalotu vassalom zikr qilinsalar, zikrni eshitilsa, hozirgi kunda kitobda o'qilsa, boshqa bo'lsa, doim salovat aytish ummatning odobi, o'ziga xayr, o'ziga baraka, o'ziga yaxshilikdir. Rasul Akram Aleyhisselatü Vesselam özlerinin mübarek hadislerinden biri de etediler ki El-Bakhilu men zukirtu indahu ve lem yusalli aleyye. Bakhil adam şimdi adam ki kimni huzuruda men zikir kılınsam o menge salavat etmese oşa bakhil dediler. Ana oşa bakhil. Bu cüda büyük bir adam. Özünü hidayetçisi bu zatını ihtiram kımagan adam. Şunun için bize adabımız daim şu. Hele ki baş egeb, gözlerin ofisi yok. Şu, salavat aytış en güzel narsa şu. Eşitken de, gapirgen de, okurgen de. Biz hemen kitaplarımızda toluk salavat sallallahu aleyhi ve sellem'de yazamız. Başkalarsa evvelip git yaptı, başka de yaptı. Kitaplarımızda Rusça kıyanımızda Rusya'dan geldi. Onu ne kadar yazıp bana kıyasıyla bu meydan bunu da bunu da biz ettik. Biz maknaka kılamız. Sizler o şuna kadar kıskarttırışka organizasyonlar çünkü sizler savab umudiler yok. Biz bunun hakikatini bilemez. Şunun için okuyucularımızdan o zatı aleyhissalatu vesselamının mübarek namlarını her etkenlerinde salavat etsin savab oladı. Keyin eneke onlardan uzur biz bilmemiz degan cevap hattı gelip bizge teşekkür etişti. Hakikaten dini nesalarını, dini ulamalardan organışımız gereken, biz şu vakti geçe sönüp hakikaten olma gereken bizde. Ana, bana şu nesalarını yorga koyuş gerek. Daim etiş gerek. Avvalları, Allah'da bu 10-100 Mart'ta namazdaki Allahümme salli alanı vazife kıvalıştan ziyad yani salavattan vazifeler bulan. Bizde hazır eski kitaplarının içinde Dalail-ül Hayrat degen kitap var. Bitti bütün kitap hemen salavat. Şunu bazı bir muhlis, Resulullah'a muhlis adamlar kundalik vazife kılışı oluyor. Kundun malum bir vaktede oturup alıp hani kitabını okuyuyor. Yolla var adı. Lakin hemen salavat. Bir iki yıl aldım ben Yardaniye Kralı'nın akademiyasının azasını. Akademiyanın meclisi oldu, barıldık. Cüddet çirali kıl, hala ki Dalail-ül Hayrat kitabını nasır kılıçtı. Mukavvalarını yukarı derecede kılıçken, hem akademiyanın azalığına bitirden bir işti.
Rasulullah Akram Aleyhissalatu Vesselam'a hürmet, salavat. Acir var, sevap var, şunun hayreti var. Ben kitaplarda okumadım, lakin Allah rahmet etsin, atamızı gapırıp verirdiler. Şu salavatını, delalini, hayratını, yazılışını, sebebini. Bir adam yol yürüptü, çan kaptı, u boptu, bu boptu, cübüle müşkül aşkına düşüptü. Sorap bir kuduk varken şu kudukunu tapıp varıptı. Karasa kudukta su var, oğanı ilişi yok. Ozu cüda katlık çanka geldi. Harip oturup kaptı. Su altında durup iş almaydı. Bir top balar oynaşıp gitti, yürüyüştü ya bir yer boptu da. O şeyden içten bir kız çekelim. Hani adamı bir karap durup kudukta tüf dedi. Tüf dese biraz durup kudukdan su çıkıp akıp yetişti başladı. Hani adam yürüyüp barıp sudan içti de bu kız kanaka kızı, vay kız tokta. Sen kanakla bu hazırlığa ege buldun. Dese Resulullah'a salavat aydın dedi, yani oynayıp gitti da. Şundan keyin tasarlanıp bu kişi salavatka ahamiyet verip o şey Dalail-i Hayrat degen kitabını yazgan eken degen manada. Endi mana şu demek hamma nimalarda bor, gap bor. En kızığı endi sizlarga. Bundan bir neçe yıl aldım şu tasavvuf hakkında her türlü düşünmeçilik gaplar, adamlar o boptu bu boptu degen de bir tasavvufçilerle koşulup yürgen mecliske oturup adamla yaklaşıp kaldım. Özüm tanıyman, okuyan ben hatta, ilimi var adam. Ben ettim şuna da koşulu yapsalar, siz koşulduk, okulduk, okulduk. Kani ayeti verin ki bizge, neme işler klasler? Adamların içinde her bir yaplar var. İşan bu anı bir kitabı var, şundan okuladı, bunda okuladı, bunda okuladı. Yok, bunu salmaklı zikirler, o şey nimelerde kekenler var mı? Onların varı unçamaz. Hatta salavatam yok dedi. En katta hamma yoqqa tarqagan mashoyix duvdu ham mana og'izda gap salavat aytish yo'qmiş. O'sha o'zimizdagi gap. O'zimizdagi gap. Qarang, qanaqa tariqat bu? Qanaqa ishonlik bu? Rasulullohga alayhisolatu vasallamga salavat aytishdan vazifasi yo'q o'sha. Qanaqa bu? Mana bu mana shu holatlar biz kimga qarashimiz, nimaga qarashimizni ko'rsatadigan holat. Shuning uchun Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga salovat aytishda juda belni mahkam olib harakatda bo'lish kerak. Xo'p, undan keyin Ixlos surasini 100 marta o'qish bor. Ixlos surasi qanaqa suraligini hammamiz yaxshi bilamiz. Rasulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın üçten biriye teyinde gelirler. Şunun için onu üç madde okup koysa Kur'an'ı doğru okuyanın sevabını aladı deyirgen. Bana şu suranın 100 madde ihlasını ihlaslıdan okuş bu hem vazife buluş gerek. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin umumi manası üçge bölünedir. Şundan bittesi Allah'ın tevhidi ihlas surası şu. Şunun için Kur'an'ın üçten biriye teyinde gelirler Rasulü Ekrem. Mana şunu ihlas bilan o'qish kerak. İlacı bo'lsa, şunu bamdat namazdan keyin o'qish tavsiye qilinadi. İstig'forni namazdan oldin o'qsa yana ham yaxshi bo'ladi. Lekin namazdan keyin o'qishni ko'pchilik odat qilgan. Bamdatdan keyin oyog'ini yozmasdan o'sha o'tirganicha o'tirib arada başka gap nimalarını koşmazdan okusa nihayette yaxşı boladı. Mescitte hazır hükümde adamlar çıkıp başka olup kalışına basa, o şu boyuşa varsın da uyudu oturup kısın. Hani şunu cida çıraylık kılıp vazifeni bazarsa, ulamalarımız, maşayıklarımız etken her bir insanın en az bir dışı. Yani kopya etiremem dese, o zinin işi. Lekin bir kundagi mana shuni joylashtirib yurishtirib olsa vazifa sifatida juda yaxshi bo'ladi. Bu albatta birdaniga bo'lishi qiyin. Qilmay yurgan odam birdaniga qilishi biroz mushkul bo'lishi mumkin. Sekin-sekin qilsin. 100 ta bo'lmasa birinchi kuni 3 ta danaysin, ikkinchi kuni 5 ta qilsin, keyin 10 taga chiqarsin. Borib-borib 100 tani bir oy aytib olsa, keyin aytmasa tura olmaydigan bo'lib qoladi. Bir huda gap söz,
namozdan keyin uxlashni o'rniga bu ibodat ajr, savob, xayr, baraka. Mana shu holatlarni bilishimiz kerak. Endi mavzudan tashqari yana men sizlarga aytishim lozim bo'lgan bir gap bor. Bugun bir tanish odam kelib, ba'zi bir hojatlari bor ekan, so'rab gaplashib, yana dehqon odam edi, nimadan so'radi? Ushurdan so'radi-da. Yana bir savol bor taqsirdim qoldi. Nima savol desam, hozir mana bu Iroqda bo'layotgan munosabat qanaqa tushunamiz? Men oddiy odam, qirg'in barot urushi bo'lyapti, menimcha musulmonman, musulmon urushyapti. Yana u yerda har xil gaplar chiqyapti. Oddiy musulmon sifatida biz nima qilishimiz kerak? Munosabatimiz qanaqa bo'lish kerak? Deb so'rab qoldi. Haqiqiy to'g'ri savolni berdi va o'sha o'zi tushunmaganligi uchun tushungan deb o'ylagan odamdan so'radi, yaxshi. O'shini tushunmagandagi so'rash kerak. Bilmagandan ham o'zicha hukm chiqarmasin shariat bo'yicha. Shariatni biladigan odamdan so'rasin, ana javobini oladi, mas'uliyat haligi biluvchining zimmasiga tushadi. Keyin men u odamga tushuntirdim. Aytdim, haqiqatan musulmonman, musulmon urushyapti. Bir-birini qonini to'kyapti. Har kimining da'vosi o'ziga yetarli. Endi bizni ularga bo'ladigan munosabatimiz Allohga iltijo qilib, Alloh shularga insof ber. Shularni aqli husini o'ziga qaytar. Bir-biriga vahshat, vahshiyga aylanib qonini to'kishdan to'xtatsin. Bolalarni yetim qilishdan, xotinlarni tul qilishdan, musulmon yurtini vayron qilishdan, asori aqiqalarni portlatishdan to'xtatsin sular deb Allohga iltijo qilaylik degan ma'noni aytdi. Endi o'sha bo'layotgan narsani hozirgi kundagi eng katta odamlarni tasvir hisob turgani bir tashkilot bor. Iroq va Shomdagi Islom davlati deb o'zlarini nomlashgan. Bularning qayerdan kelganini hech kim bilmaydi. Hozir Suriyaning hukumatiga qarshi urushayotganlar bilan urushadi. Bu yoqda Iroqqa kelib hukumat bilan urushyapti. Livanga borib yana boshqa bilan. 2 kun oldin o'shalar islom xalifaligini e'lon qilishdi. Bir Bag'dodiy degan o'zlarini odamini mana shu xalifa deyishdi. U endi murojaatman chiqib butun dunyo musulmonlariga murojaat qilyapti. Xalifa bo'ldi. O'zini xayolida bu butun musulmonlar endi uning qo'lini ostida. Kallasiga shu kelgan uni. Olam bo'lsin, piston bo'lsin, urushga kelinglar, balo battar deyapti. Bugun pasport chiqaribdi. Internetda pasport chiqaribdi. Islom xilofati deb yozib qo'yibdi ustiga. Bunga nima deymiz? Bunga nima deymiz deb turib, bugun ertalab Bomdoddan keyin internetni ochib pochtamni qarasam, dunyo musulmon ulamolari tashkilotidan menga xat keldi. Men o'sha tashkilotni riyosatini a'zosiman. Ular kotiblar kengashi deydi. Shu kengashni men a'zosiman. Dunyo musulmon ulamolar kengashini, demak, birligini rahbariyati raisi Yusuf Abdulloh Qarzoviy va bosh kotib Muhiddin Qaratog'iylar imzosi bilan bayonot keldi. O'sha xilofat e'lon qilingan tashkilot bekorlarni aytibdi. Bularni qilgan ishi shariatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bularni qilayotgan ishi o'z boshimchalikdan, betamizlikdan, shariatni bilmaslikdan boshqa narsa emas. Musulmonlar bularni gapiga quloq solmasin degan gaplar bor. Ana dunyo musulmon ulamolari kengashini rahbariyati shu bayonotni beryapti. Bayonot katta gap. Bunaqa gaplarni gapirishga dunyoda hech kimni haqqi yo'q. Butun musulmon millatiga tegishli gaplarni musulmon millatini tan urmagan olgan ulamolari, ishboshilari to'planib maslahat qilib bir ovozdan hal qilish kerak. Kim ko'ringan ko'chada miltig'ini ko'tarib yurman, xalifaman deb urmaydi degan gaplarni aytyapti.
mana shu narsalarni biz hammamiz yaxshi tushunmaylik. Falon yerda xalifa chiqibdi, unga itoat qilishimiz kerak ekan, gap mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Buni men aytayotganim yo'q. Buni dunyo musulmon ulamolari ittifoqini majlisi aytayapti, raisi aytayapti, bosh kotibi aytayapti, butun dunyoga shuni hozir tarqatildi. Ana, mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Avvallari ham az-az gapirdik. Musibat. Musibat bu bizni musulmon ummatdan boshqaning boshida hozir yo'q. Ramazon ibodat oyi, ular bir-birini o'ldiryapti. Qonini to'kyapti. Mulkini vayron qilyapti. Hozir Birlashgan Millatlar tashkilotini bolalar bo'yicha bo'limi e'lon qildi bugun. Suriyada 6 million bola och ekan, 6 million. Kichkina bolachalar yalang'oyoq, yalang'och yig'lashib turibdi, rasmini chiqarib qo'yibdi. 6 million suriyalik bola yordamga muhtoj, odamlar yordam beringlar deb hali tashkilot murojaat qilyapti. Ana shu anonga o'xshagan xalifa Qo'shtirnog'ichdagi betamizlarni faoliyatini samarasi shu. Bunaqa narsalardan Alloh o'zi saqlasin. Parvardigor olam, o'zing musulmonlarni hammalariga rushd hidoyat bergan, insofi tavfiq bergan, o'zingni diningni to'g'ri tushunib, to'g'ri amal qilishlarini nasib etgan, barchalarimizni o'zingni zokir bandalaringdan, solih bandalaringdan, hammaga faqat yaxshilikni ravo ko'radigan, shariatingni mahkam tutib boradigan bandalaringdan bo'lishimizni nasib etgan.